Bitlo kripto para platformu sunar. Merhaba. Bugün dünden çok daha güzel bir haberle başlamak istiyorum. Hepinizi çok mutlu edeceğinden emin olduğum bir haber. Siyasetin bu toksik ortamının dışına çıktığımızda, hayata particilikten bağımsız baktığımızda, dünya görüşlerimizin illa birbirimizle uyumlu olup olmamasıyla ilgilenmediğimizde, insan odaklı baktığımızda aslında burası harika bir ülke. Güzel insanların ülkesi. 2 gündür biliyorsunuz Soma'da maden faciasında şehit olan Ali'nin, kızı Betül'ün hikayesini anlatıyor. Henüz 9 yaşındayken cennete mektup yazan Betül'ün hikayesi. Kendisine o facia yaşandığında 10 yıl önce Türk Hava Kurumu tarafından tam burs sözü verilmişti. Sonra işte Betül'ün yaşı gelince bu sözden cayılmıştı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne kabul edilmemişti. İşte 2 gündür anlatıyorum. Takip edenler çok iyi bilir. Ben bunu burada anlatınca işte dünyanın en büyük ailesi sizler devreye girdiniz. Sizlerin gücüyle hayat derhal normal akışına döndü. Çok sayıda iş adamı Betül'ün eğitim masraflarını üstlenmek istedi. Çok sayıda vakıf üniversitesi bize verin biz okutalım dedi. İşte tam o sırada bizzat Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç devreye girdi. Devlette devamlılık esastır dedi. Bizden önceki yönetimin verdiği sözün arkasındayız dedi. Betül kızımızı Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne alıyoruz dedi. Çok şükür. Dün buraya kadar anlatmıştım. Biliyorsunuz. İşte bu dünkü yayınımdan sonra çok çok daha güzel şeyler yaşanmaya başladı. Çok. Dedim ya, siyasetin zehirli ortamının dışına çıktığımızda, dünya görüşlerimizin illa birbirimizle uyumlu olup olmamasıyla ilgilenmediğimizde, meseleye insan odaklı baktığımızda hayat aniden olması gereken doğal akışına dönüyor. O ilk yayınımda biliyorsunuz Türkiye'nin havacılıktaki gururu Selçuk Bayraktar'a çağrıda bulunmuştu. Beni bilen bilir. Ben kendim için ölsem kimseden yardım istemem. Ama vatandaş için, özellikle çocuklar için her kim gerekiyorsa ondan yardım isterim. Bu çerçevede Selçuk Bayraktar'dan yardım istemiştim. Siz bugün çocukken kurduğunuz havacılık hayallerinin sizi getirdiği noktadasınız. Şehit kızı Betül'ün gökyüzüyle ilgili hayallerinin hayal olarak kalmasına izin vermeyin demiştim. Biz hayallere inanırız. Değerli Selçuk Bayraktar bizzat Betül'e ve annesine telefon açtı. Evet. Selçuk Bayraktar Betül'e ve annesini telefonla aradı. Ne dedi biliyor musunuz? Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni kabul etti. Çok güzel. Pilot olmak istiyorsan elbette ol. Ama bana sorarsan dedi. Gel benim yanıma. Sana üniversite seçenekleri sunalım. Kampüsleri gezdirelim. Seni mühendis yapalım. Mezun olduktan sonra da inşallah ileride insansız hava araçlarının mühendisliğinde çalışırsın dedi. Evet. İsterseniz hemen şu anda araç göndereyim, sizi aldırayım. İsterseniz kendiniz gelin. Nasıl isterseniz dedi. Diyorum ya, bugün dünden çok daha güzel bir gün. Betül ve annesi dün 2. kez telefonla görüştüler. Yarın veya en geç pazartesi günü sanırım İstanbul'a Selçuk Bayraktar'ın yanına gidiyorlar. Bildiğim kadarıyla önce işte insansız hava araçlarımızın geliştirildiği tesisler gezdirilecek. Hayal dünyaları büyütülecek Betül'ün. Sonra bazı vakıf üniversitelerin kampüsleri gezdirilecek. Hatta İstanbul, Ankara galiba. Seçenekler sunulacak, tavsiyelerde bulunulacak. Çünkü bir üniversiteye kabul edilmeniz yetmiyor aslında. O üniversiteden mezun olabilmeniz gerekiyor. Yani girmekten çok çıkmak daha önemli. Her öğrencinin kapasitesi farklı. İşte bu yönde Betül'e tavsiyelerde bulunulacak. Selçuk Bayraktar'ın telefonu sadece bununla da sınırlı değil ha. Betül'ün ikizi olan Furkan'ı da unutmamış. Muhtemelen Furkan'ın üniversite eğitimi de ayarlanacak. Öyle görünüyor. Değerli Selçuk Bayraktar'a bu hassas konuya duyarsız kalmadığı için yurttaş olarak yürekten teşekkür ederim. Gelişmeler sadece bununla da sınırlı değil. Manisa Valiliği ve Soma Kaymakamlığı bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından arandı. Betül'ün refüze edildiğini öğrenince asıl liderimiz özellikle Türk Hava Kurumu'nu fena haşlamış, öyle anlaşılıyor. Soma Kaymakamı değerli Fatih Akkaya beni aradı. Gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Pırıl pırıl bir kaymakam. Pırıl pırıl. Bazı vakıf üniversitelerinin kendisini arayarak Betül'ü bize verin, biz okutalım diye başvurduklarını anlattı. Doğru üniversiteyi tercih etmesi için Betül'e böyle bir bürokrat gibi değil, candan bir abi gibi yardımcı olacağından ben eminim. Kendi evladı gibi düşünüyor, öyle bakıyor hadiseye. Kendisine de yürekten teşekkür ederim. Gelişmeler şimdilik böyle. Benim canım Betülcüğümün bakın burada ve Tarçın'ın hepinize sevgileri var. Büyüklerin ellerinden öpüyorlar. Dünyanın en büyük ailesine hepinize teşekkür ediyorlar. Bu mesele bir kez daha gösterdi ki aslında iki Türkiye var. Biri işporta siyasetin adeta zehirlediği bir Türkiye, öbürü güzel insanların ülkesi. Particilikten bağımsız olarak insan odaklı baktığımızda bir anda imece kuruluyor. Herkes bir ucundan tutuyor. Sorunlar hemen halloluyor. Hayat bir anda olması gereken akışına dönüveriyor. Şimdi tabii bu kadar güzellikten ve bu kadar mutluluktan sonra hadi gelin biraz kendi kendimizi zehirleyelim. Siyasetsiz olmaz. Asıl liderimiz dünkü meclis grup toplantısına konuştu. 4 aydır söylemediğini, yani yerel seçimden bu yana söylemediğini şak diye söyledi. Aklındaki baklayı çıkarıverdi. Nedir o? CHP'li belediyeler birikmiş borçlarını hemen ödesin dedi. CHP'li belediyelerin birikmiş vergi borçlarıyla ilgili olarak Hazine Bakanlığımız derhal tahsilata başlayacak dedi. Öyle 25 kuruşa simit yok filan dedi. 25 kuruşa zaten simit yok sayenizde yani. Hazine Bakanlığımız kaynağından borçların tahsiline hemen başlayacak dedi. Kaynağından tahsilat ne demek? Belediyeler vergi gelirlerinden nüfusları oranında pay alıyor. Hazine bu payı işte belediyeler ödüyor. Hazine işte bu payı kafadan kesecek, vermeyecek. Yani aslında belediyelerden para almayacak. Vermesi gereken parayı vermeyecek. Senin borcun var diyecek. Borç bitene kadar belediyenin alması gereken payı vermeyecek. Bu. Halbuki şu anda belediyelerin toplam ne kadar borcu var? Hani bakın AKP, CHP falan ayırmıyorum. Yani belli ki işte AKP'den CHP'ye geçen asıl belediyelerin borcu var. Şüphesiz yani. Onların borcunu CHP'ye yıkıyorlar ama toplam belediyelerin vergi borcu ne kadar? 56 milyar. Peki şu anda devletin tahsil edemediği toplam vergi alacağı ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 141 milyar. Kim var bunun içinde? Herkes var. Vatandaşlar, cezalar, iş adamları hepsi var. Yani aslında belediyelerin vergi borcu, devletin tahsil edemediği toplam vergi borcunun sadece %5'i ya. %95'i boş veriyor, tahsil etmiyor, %5'e saldıracak. Hemen. Bakın kur korumalı mevduat saçmalığına ne kadar döktüler? 1 trilyon 58 milyar lira kaynak döktüler ya. 1 trilyon 58 milyar lira. Bunun anca %5'i kadar para için CHP'li belediyelerin gırtlağını çökecekler. Muhalif medyaya bakıyoruz. Muhalif medyadaki böyle yorumcu arkadaşlar bu durumu hemen analiz ettiler tabii. Perde arkasındaki gizli hesabı böyle deşifre ettiler. Ne diyorlar? CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirerek, hizmet yapamaz hale getirerek, yani personeline maaş bile ödeyemez hale getirerek halkın nazarında kötü gösterecekler diyor. Ne kadar derin bir analiz değil mi? Hiç aklımıza gelmemişti yani işin bu tarafı. Meğer CHP'li belediyeleri kötü gösterecekler. Yani 40 yıl düşünsek böyle bir niyet olduğu aklımıza gelmez diyen değil mi? Kardeşim, yani ne olmasını bekliyordunuz ya Allah aşkına ya? Özgür Özel mesir macunu hediye edince böyle çok mahcup oldum. Bari ben de jest olarak CHP'li belediyelerin borcunu sileyim mi diyecekti. Özgür Özel böyle aslında dedemize hayran hayran bakınca, iki dudağın arasına böyle düşecekmiş gibi bakınca asrın liderimiz de hemen CHP'ye öyle mi bakacaktı? Özgür Özel gözlüğü attı, artık dünyaya bambaşka bir gözle bakıyor. Bana da artık başka bir gözle bakıyor. Ben de bunun karşılığında CHP hoşgörüyle bakayım mı diyecekti. Böyle mi düşünüyorsunuz? Özgür Özel koltuğa oturur oturmaz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet AK Partisi'ne çevirdi. Buket Aydın'ın yakın arkadaşı çıktı. 24 saat CHP küfreden trollerin de abisi çıktı. Meğer haysiyet celladı trollerle aralarından su sızmıyormuş. Ben de bunun karşılığında CHP iyi davranayım mı diyecek diyen aslında. Özgür Özel normalleşme kapsamında bana toz kondurmuyor. Beni kapıda karşılarken böyle esas duruşta bekliyor. Hükümetimi eleştiren CHP'lileri bile susturuyor. Ben de bunun karşılığında CHP'li belediyelere ayrımcılık yapmayayım mı diyecekti. Sırf siz bu kadar ahmaksınız diye 22 yıldır CHP'ye etmediğini bırakmayan, cibiliyetsiz diyen, geçmişi lekeli diyen, terörist diyen, tezek diyen, kanalizasyon çukuru diyen, camileri ahır yaptı diyen kişi sırf sizin şapşal hatırınız için CHP tarafsız mı davranacaktı? 4 aydır çırpınıyoruz burada kardeşim. Ekrem İmamoğlu sayesinde, Mansur Yavaş sayesinde, belediye başkanlarımızın başarısı sayesinde 31 Mart seçiminde gravitesi çok yüksek moral bulduk dedik. Ülkeden umudunu kesen gençlerimiz 22 yıldır ilk defa demek ki bu iktidardan kurtulabilirmişiz dediler. İşte bu yüzden demir tavuğunda dövülür Allah aşkına. Bu muhteşem zaferin coşkusu sönmeden iyi değerlendirelim. Acilen erken seçim için baskı yapmaya başlamak gerekir derken işte tam olarak bunu kastediyor. Gözlüğünü çıkarınca bütün kimliğini çıkaranı ilk defa görüyoruz derken gözlüklü Özgür Özel'le gözlüksüz Özgür Özel, siyahla beyaz kadar farklı derken milletvekiliyken çok sert muhalifti. Genel başkan olunca muhallebi gibi oldu ya. Acaba eskiden rol mü yapıyordu derken erken seçim istemeyerek, erken seçim baskısı kurmayarak AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor derken bütün dünyada birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen bütün dünyadaki ilk ve tek genel başkan derken CHP seçmenini oyalıyor ya. AKP'nin 4 yıl daha iktidarda kalması için çaba harcıyor derken işte öyle emekli mitingi, öğretmen mitingi, çay mitingi filan yapıyormuş gibi yaparak aslında çözüm yok. Milletin gazını alıyor, iktidarın yükünü hafifletiyor derken AKP şu anda yumuşak davranıyor. Kamuoyu anketlerin toparlandığını gördüğü anda, CHP'nin yerel seçimde kazandığı zaferin coşkusu söndüğü anda, AKP seçmeninin morali yerine geldiği anda kesinlikle karşı saldırıya geçecek derken işte tam bunu kastediyor. Bakın yerel seçimin üzerinden henüz 4 ay bile geçmedi. Henüz 4 ay bile dolmadı da. Sanki 4 sene geçmiş gibi değil mi ya? Ne o zaferden eser kaldı, ne o coşkudan eser kaldı. Sönümlendi. Kim yaptı bunu? Ve sönümlendiği anda bakın şak. Yok öyle 25 kuruşa simit dedi. Hazine Bakanlığımız CHP'li belediyelerin birikmiş borçlarını tahsilata başlayacak dedi. O koltuk Atatürk'ün koltuğu, oturduğunuz koltuğa dikkat edin derken Özgür Özel daha ilk günden kibre kapıldı, hırsı aklının önünde gidiyor derken dost acı söyler misali. Bu gerçekleri söylediğimiz için ciğeri 5 para etmez kiralık kalemlerle beni linç ettirirken, bana iftira atarken, trollerle birlik olan CHP sözcüsü denilen o tiple filan bütün CHP'yi bana saldırtmaya çalışırken böyle olacağı belli değil miydi ya? Şimdi ne diyor o bana saldıran sözde muhalif arkadaşlar? İşte Tayyip Erdoğan tahsilat sopasını kullanarak CHP'li belediyeleri halk nazarında kötü gösterecek. Ne kadar derin bir analiz ya. Hiç aklımıza gelmemişti yani. Bakın aynı CHP'de iyiden iyiye patlak veren bir başka sıkıntı Kılıçdaroğlu. Malum izlediniz mutlaka. İzmir'e gitti. Güya Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyormuş gibi yaparak Özgür Özel'i yerden yere vurdu. Ne dedi? Ben o sarayda oturanın bayramlarda, törenlerde, Anıtkabir'de bile elini sıkmam, yüzüne bakmam dedi. Benim partime ve kendinden olmayan seçmenlere terörist diyen birinin elini sıkmam dedi. Yani ne diyor? Özgür Özel'in bu yaptıkları hem yanlış hem de CHP yakışmıyor demeye gidiyor. Öyle değil mi? Yani Özgür Özel'in genel başkan olduktan sonraki tavırlarını açık açık eleştiriyor. Daha enteresan olanı Kılıçdaroğlu Özgür Özel tarafından aday yapılmayan İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı. Tunç Soyer'in organizasyon tarafından ağırlandı İzmir'de. İzmir'de şu anda CHP'nin 28 belediye başkanı var. Ya bu 28 belediye başkanı hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu karşılamadı. Karşılamaya gelmedi. Merhaba bile demediler adam. Daha düne kadar önünde ceket ilikledikleri genel başkanları yok saydılar. İzmir'de 30 ilçe var. 30 CHP ilçe başkanı var. Bunlardan 29'u Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e gelişini bile duyurmadı. Yok saydılar. Yarın öbür gün devran dönecek, aynısını Özgür Özel'e de yapacaklar. Peki Kılıçdaroğlu'nu kim karşıladı? Özgür Özel tarafından aday yapılmayan eski belediye başkanları karşıladı. Kim dinledi? Eski belediye başkanları ve eski milletvekilleri. Mevcut milletvekili gelmedi. Yani aman Özgür Özel görür falan diye. Bakın 4 ayda partinin geldiği yere bakın. Peki bu olan bitenlere karşılık Özgür Özel ne dedi? Mikrofon uzattılar tabii bu konuyla ilgili. Ben o lafları üstüme alınmadım dedi. Kemal Bey dedi. Kemal Bey. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi dedi. Çok istedi ama olamadı dedi. Üstüne basarak tekrar etti. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin genel başkanı olmadı dedi. Ben birinci parti oldum dedi. Ben dedi. Şahsım partisi gibi diyor yani. Öbürü şahsım devleti diyor, bu da ben partim falan diyor. Kendini bir de İsmet İnönü'ye benzetti. Biz bu durumlarda ne yapıyoruz dedi. CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz. İsmet Paşa gibi. Yani buna da şükür aslında. Kendini Atatürk'e de benzetebilir diye. Özgür Özel'in kibri aklının önünde gidiyor derken işte tam olarak bunu kastediyor. Bütün siyasi kariyerini Kılıçdaroğlu'na borçlu. Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili yapıldı. 14 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun adeta çantası gibi ayrılmaz şekilde yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin üstünü kazıyın, ya AKP'li çıkar ya troll çıkar dedi. Şimdi Kemal Bey diyor. Ben birinci oldum diyor. 10 kelimelik cümle kuruyor, 11 defa ben diyor. Kendini İsmet Paşa'ya filan benziyor. Biz 14 seneden beri, 2010'dan beri ya bu Kemal Kılıçdaroğlu ile olmaz kardeşim, CHP'de guguk kuşu operasyonu yapılıyor derken bu Özgür Özel bize küfür ediyordu. Şimdi sanki o değilmiş gibi dönmüş Kemal Bey filan diyor. Bakın lütfen. Frankenstein'i biliyorsunuz değil mi? Frankenstein. Tarihteki ilk bilim kurgu romanlarından biridir Frankenstein. Victor Frankenstein aslında doktordur. Herkes canavarı Frankenstein olarak betimler ama aslında romandaki baş karakter Victor Frankenstein aslında doktordur. Ölümsüzlüğe ulaşmak için ölümsüz insan yaratmaya kalkışır. Deneyler yapmaya başlar bununla ilgili. Farklı farklı cesetlerden uzuvlar alır. İşte ondan kol alır, bundan kulak alır, şundan bacak alır filan. Bunları birleştirir, diker. Çeşitli kimyasal karışımlarla böyle elektrikle filan 2 metre 40 santim boyunda devasa bir insan yaratır. Sonra o yarattığı yaratıktan kendisi korkar. Kendi eliyle yaptığı işten kendi kendine dehşete kapılır ve kaçmaya, ondan kaçar yani. Yaptığına bin pişman olmuştur ama artık işten geçmiştir, yaratmış bile. Yaratık da bunun üzerine laboratuvardan kaçar filan. Yaratıktan böyle hem korkarsın romanı okurken hem de haline üzülürsün. Çünkü herkes ondan kaçar, sürekli dışlanır filan böyle. Normal bir hayat süren yaratıcısını kıskanmaya başlar yaratık. Bu kıskançlıkta cinayetler filan işler, suç işler. Bu nedenle Doktor Frankenstein kendi eliyle yarattığı yaratığı yok etmeye karar verir. Takip etmeye başlar. Yaratık kaçar, Frankenstein kovalar filan. Neticede tanrı rolü oynamaya çalışan Frankenstein yaptığının bedelini çok ağır öder. Hayatıyla öder. Yaratığı da meçhule doğru giderek işte ortadan kaybolur, yok olur. Teşbihte hata olmaz derler. CHP'de yaşananlar maalesef tam olarak budur. Frankenstein romanına döndü parti. Oradan bir tane eski HDP'li getir, vücuda monte et. Şuradan bir tane eski AKP'li getir, vücuda monte et. Şuradan bir tane ikinci cumhuriyetçi getir, onu buraya bağla. Buradan bir tane soykırım sempatizanı getir, onu buraya tak falan. Atatürk'e hakaret edeni milletvekili yap. Kumpas davalarını Adalet Bakanı'nı CHP listesinden seçtir. İşte olacağı buydu. Cumhuriyeti kuran parti ceset uzuvlarından oluşan Frankenstein'in yaratığına döndü. Bakın DEM Parti ile ortak olalım, ortak hareket edelim diyen CHP'li de var. DEM Parti'yi şehrime sokmam diyen CHP'li de var. Suriyelileri kovalım diyen CHP'li de var. Suriyeliler bizim kardeşimiz diyen CHP'li de var. Ya bunların hepsi birden nasıl olur da aynı vücudun uzvu olabilir? Kılıçdaroğlu mesela kendi elleriyle yarattığı Özgür Özel'in kurbanı olmadı mı? Frankenstein romanına döndü parti. Orijinal romanın nasıl bittiğini biliyoruz. Bakalım bu roman nasıl bitecek? Bugünkü son konumuz olimpiyat. Paris Olimpiyatı bugün başlıyor. Yani aylardır heyecanla bekliyoruz. Hep böyle hayalini kurduğumuz ama bir türlü alamadığımız bir spor etkinliği olimpiyat. Bir türlü alamıyoruz biz ya. Hep başkalarının olimpiyatını seyrediyoruz. Bakın lütfen hatırlayalım. AKP iktidara geldi. İktidara gelir gelmez 2004 yılında 2004 Olimpiyatı aday olduk. Alamadık. Atina'ya verdiler, olsun. 2008 Olimpiyatına gene aday olduk. Gene alamadık. Pekin'e verdiler. 2012 Olimpiyatına gene aday olduk. Ya gene alamadık. Londra'ya verdiler. 2016 Olimpiyatına bu sefer aday olmadık. Hayret dediler ya, niye aday olmadınız? Dedik ki 2020 Olimpiyatına hazırlanacağız. Onu kesin alacağız dedik. Tamam, güzel. 4 yıl daha bekledik. 2020 Olimpiyatına aday olduk. Gene alamadık kardeşim. Tokyo'ya verdiler. Bunu alamadık ama 2024'te şansımız yok, çok yüksek. Onu kesin alacağız dediler. Ya 2024 Olimpiyatına aday bile oldu. Bu olimpiyata Paris ve Los Angeles adaydı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu iki şehir arasında uzlaşma sağladı. Dedi ki bu olimpiyatı Paris'e verelim. Los Angeles'a da işte 1,8 milyar dolar destek verelim. 4 yıl sonraki olimpiyatın ev sahibi de Los Angeles olsun dediler. Hem Paris hem Los Angeles bu teklifi kabul etti. 2024 Olimpiyatı Paris'e verildi. İşte bugün başlayacak olan 2028 Olimpiyatı da Los Angeles'ta düzenlenecek. Yani 4 yıl sonraki 2028 Olimpiyatına aday bile olamıyoruz. Ev sahibi şu andan belli. Peki 8 yıl sonraki olimpiyata, 2032 Olimpiyatına aday olabiliyor muyuz? Maalesef ona da olamıyoruz. Çünkü onun da ev sahibi şimdiden belli. 2032 Olimpiyatı Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenlenecek. Peki 12 yıl sonraki 2036 Olimpiyatına aday olabiliyor muyuz? Belki oluruz, orasını bilmiyorum. Ama şunu kesin olarak biliyoruz. Şimdiden rakipler var. Hindistan, Meksika, Endonezya, Polonya. Bunlar şimdiden aday. 2036'ya şimdiden adaylar. 2036'ya adam şu andan çalışıyor. 2004'ten beri aday oluyoruz, alamıyoruz. 2036'ya kadar alabilmemizi falan boş ve aday olmamız bile teknik olarak imkansız. Ya dünya olimpiyatı alamama rekoru bize ait kardeşim. Dünya olimpiyatı alamama rekoru. Peki niye böyle oluyor derseniz, bakın sadece bir örnek vereyim. Bir tane örnek vereyim. 2020 olimpiyatının işte ev sahibi belirlenecekti. Biz adaydık, bir de Tokyo adaydı. Bizim spor bakanımız bu olimpiyatın aslında neden bize verilmesi gerektiği konusunda şahane bir açıklama yaptı. Ne dedi? Dedi ki olimpiyatlara adını veren dağ Antalya'daki Olimpos Dağı'dır. Olimpiyat meşalesinin kaynağı da Olimpos Dağı'ndaki Çıralı'dır. Olimpiyat meşalesi işte bu yüzden doğduğu topraklara getirilmelidir. Yani nefis bir izahattı. Ama küçücük bir iki pürüz vardı. Çünkü kardeşim Olimpos Dağı Antalya'da değil ya, Selanik'te abi. Bizdeki Olimpos zaten dağ değil yani. Karettaların yavrulama alanı. Olimpiyat meşalesinin de Çıralı'yla filan zaten alakası yok. İlk kez 1928 Amsterdam Olimpiyatında yakıldı. Yani bu liyakatsizlikle, bu bilgisizlikle değil olimpiyat, ya Kiraz Festivali bile vermezler adama ya. Kiraz Festivali vermezler abi. Başka Bakın Aslı liderimiz mesela olimpiyatın küçüğü kabul ediliyor işte Akdeniz Olimpiyatları. Akdeniz Olimpiyatlarının Mersin'de açılışında konuştu. Ne dedi? Akdeniz, Beyaz Deniz, White Sea olarak adlandırılır dedi ya. Ya White Sea Rusya'nın kuzeyinde arkadaş. Olimpiyat açılışında Türk bayrağını yandaş güreşçiye taşıttılar. Ya o yandaş güreşçi ırkçılıktan ceza aldı. Şimdi de işte bu en son Paris Olimpiyatı öncesinde yasaklı madde kullandığı için olimpiyata katılması bile yasaklandı ya. Bir kadın atlet olimpiyat şampiyonu oldu, güzel. AKP'li belediyenin sporcusu dediler. Ya AKP'linin sporcusu diye böyle rüzgarlar, törenler yaptılar, neler. Spor salonuna ismini filan verdiler. Ya neticede dopingçi çıktı ya. Olimpiyat madalyası dahil bütün madalyaları geri alındı. Dünya çapında rezil olduk. Ömür boyu spordan men edildi ya. Dünya tarihinde gençlerine spor bayramı armağan eden tek lider var ya, tek devlet var. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'si. 19 Mayıs törenlerini bile yasakladılar ya. Olimpiyat alacaklar. 20 senedir güya olimpiyata talibiz ya, olimpiyat tesislerimiz hala çizgi film şeklinde ya. Çizgi maketi bile yok. Yapa yapa bir tane olimpiyat stadı yaptılar. Onu da yanlış yere yaptılar İstanbul'da. İstanbullular biri ya Ağustos'ta bile anca paltoyla oturabiliyorsun ya. Devamlı fırtına var yani bulunduğu yerde. Kaleci degaj yapıyor, öbür kalenin arkasına uçuyor. Ciriti fırlat mesela stadın dışına gitsin ya. Atletizmde ya rüzgar limiti var. İstersen dünya rekoru kur. Meteorolojik limit aşılmışsa o rekor kabul edilmez. Senin bu statta olimpiyat yapmana izin verilir mi ya? Olimpiyata ev sahipliği yapabilmenin 1 numaralı kriteri var aslında. Tesislerden de önce. 1 numaralı kriter. Olimpik vatandaş. Bu işin olmazsa olmasıdır. Olimpik vatandaşın yoksa sana olimpiyat vermiyorlar. Nedir olimpik vatandaş? Spor yapan, spor takip eden, spor için para ödeyen insandır olimpik vatandaş. Millet Türkiye'de ekmek yiyemiyor kardeşim. İstanbul'da mesela anket yapıldı ya 20 senedir olimpiyata talibiz. Ahalinin %38'inin yani her 100 kişiden 38'inin olimpiyata aday olduğumuzdan haberinin bile olmadığı ortaya çıktı. Kızlara ayrı, erkeklere ayrı havuz yapacaksın. Spor Bakanlığı'nın gençlik kamplarını bile harem selamlık ayıracaksın. Sonra olimpiyat köyünde layık olacaksın öyle mi? Bakın Paris Olimpiyatı tarihteki ilk cinsiyet eşitliği olimpiyatı. Tarihte ilk kez kadın erkek sporcu sayısı eşit. Sen bunu harem selamlık havuzlarınla mı yapacaksın? Harem selamlık gençlik kamplarınla mı yapacaksın? Avrupa'da mesela sokağa çık, ya dersin bu ülkede ne kadar çok engelli var ya. Devamlı engelli görürsün. Türkiye'de sokağa çık, dersin ki ya bu ülkede hiç engelli yok herhalde. Çünkü engelli vatandaşlarımız Türkiye'de sosyal hayata bile katılamıyor. Ya engelli vatandaşlarımız belediye otobüsüne bile binemiyor. Bu kafayla paralimpik olimpiyatı nasıl yapacağız? Bakın hatırlayalım bu güya olimpiyat hazırlığı olarak Konya'da İslami dayanışma oyunları düzenlediler abi. İslami dayanışma oyunları. Ya atletizmdeki bütün sonuçlar Dünya Atletizm Birliği tarafından iptal edildi ya. Çünkü stattaki kablo bağlantılarında sorun varmış. Ya dijital sonuçların tamamının yanlış olduğu ortaya çıktı ya. Koşuyor sporcular, sonuçlar yanlış abi. Kafasına göre yazıyor. Minder, direk, kronometre, kablo, bütün teknik ekipmanların tamamının ya uluslararası yarışma standartlarına uymadığı ortaya çıktı. Beton yerine kum üstüne inşa etmişler. Tartan pisti çöktü. Stadyumun zemini daha bismillah açılış töreninde bozuldu ya. Futbol oynanamaz hale geldi. Velodromun ses sistemi bozuldu. Ya bisiklette madalya töreninin anonsunu el mikrofonu yap. Neredeyse bağıracaklar yani o kazandı bu kazandı. Güreş müsabakalına geldi seyirciler. Salona almadılar. Niye almıyoruz kardeşim dediler. Ya tesis müdürü kafasına göre böyle bir karar almış abi. Seyircileri içeri sokmadı adam. Ulaşım rezalet yetersiz kaldı ya. Sporcu da oteline dönemedi. Adamın yarışması bitti. Oteline dönemiyor abi spor. Saatlerce beklediler sıra kapıda, gelsin bir minibüs alsın diye. Erkek voleybol milli takımımızın maçı vardı. Ya filenin efelerinin maçı. Filenin efeleri. Ya filenin sultanları marşı çaldı abi adamlar. Halter'de altın aldık. Çok güzel ya, İstiklal Marşımızı çalmayı beceremediler. Seyirciler kendileri okudu ya İstiklal Marşı. Handbol maçı olacak Türkiye Bangladeş. Hakemler yok. Hakemler Konya'yı gezerken maçı kaçırdı abi ya. Ya maçı başka hakemler yönetti. Dünya spor tarihi böyle organizasyon görmedi ya. Dolayısıyla artık lütfen yani T2036'da veya 2056 falan her neyse olimpiyata ev sahipliği yapmak istiyorsak yani bugün açılışı yapılacak olan Paris Olimpiyatı'nı lütfen bu gözle seyredin. Dünya olimpiyatı alamama rekoruna sahip bir ülke olarak Paris Olimpiyatı'nı lütfen ibretle seyredin. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. 400.000 abone olduk. Sayenizde şu kadar kısa süre içinde yani YouTube mecrasında bu kadar yeni olmamıza rağmen 400.000 aboneyi bulduk. İşimiz kelimelerle ama sizlere nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya bu kadar yalnızlaştırma çabalarına rağmen, bu kadar kalabalık olduğumuz için, beni bu kadar kalabalık içinde tuttuğunuz için minnettarım. Size layık olmak için inanın çok çalışıyorum. Karşınıza böyle laf salatasıyla tın tın çıkmamak için gerçekten çok çalışıyorum. Sizin bana ayırdığınız o çok değerli her bir dakikanıza layık olmaya, sizi hak etmeye çalışıyorum. Minnettarım. 500.000 aboneyi bulduğumuzda size çok ama çok şaşıracağınız ama çok mutlu olacağınız bir sürprizim olacak. Çok büyük bir sürpriz. Bugüne ait bir şey değil. Aylardır üzerinde çalışıyorum. YouTube mecrasına geldiğim günden beri üzerinde çalışıyorum. 500.000 aboneyi bulduğumuzda açıklayacağım. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olmayanlar arasında çekiliş yapacağım. Olimpiyatların Antalya'daki Olimpos'tan çıkmasını mantıklı bulan ve aslında dünya bizi kıskandığı için olimpiyatların bize verilmediğini düşünen 4 talihsiz izleyicime 2094 Olimpiyatının badminton maçlarının kombine biletini hediyeceğim. Az sabıra, 70 yıl kaldı yani. Cümleten sağlıklı, huzurlu, tarihin ilk cinsiyet eşitliği olimpiyatını seyrederek spor dolu bir hafta sonu dilerim. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Eyvallah. Bitlo kripto para platformu sundu.